Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi kümelerde işlemler ve problemler. Burada doğru ven şeması çizimi, şemayla doğru ifade ediliş, doğru harflendirme, soruyu bitirir. Ne kadar gıcık okunursa okunsun, ne kadar gıcık durursa dursun doğru harflendirme yapmaya bakın. 80 kişilik bir toplulukta A gazetesini okuyanların sayısı, B gazetesini okuyanların sayısının 4 katıdır. Şimdi gazete okumayanlar da muhtemelen vardır. Buradaki vardır toplumda arkadaşlar. Şimdi bir A gazetesi varmış, bir B gazetesi varmış. İkisini birden okuyanlar da muhakkak olabilir. Diyor ki 80 kişilik bir grup. A gazetesini okuyanların sayısı S A 4 çarpı S B'ymiş arkadaşlar. 4 katıymış. Her iki gazeteyi okuyanların sayısı gazete okumayanların sayısına eşit. Yani X'e X arkadaşlar. Her ikisini okuyan da X, ikisini okumayan da X'miş. Bunu okuyan kaç kişi vardır diye sormuş. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben SP'yi isimlendirmek için şuraya Y desem. SP X artı Y. Onu 4 ile çarparsanız SA 4X artı 4Y olur. Peki buranın SA'nın 4X artı 4Y olması için 3X ve artı 4Y lazım bana arkadaşlar. Peki 80 kişiydi. Hepsini toplasak 3, 4, 5X. Artı 5Y de gelir orada toplarsak. Eşittir 80. 5'e böldük. X artı Y 16 bulundu. Benden istenen ne? B gazetesini okuyanlar B çemberinin içerisinde ne var? X artı Y. Zaten onu bulduk. B gazetesini okuyanlar 16 kişi zaten bulunmuş oldu. Şimdi yüzde sorularıyla kümeyi karıştırabilirler. Bir sınıf. Sınıfa 100 X diyelim. Sınıf sınıf 100 X olsun arkadaşlar. Bu bir kenarda dursun. Bir sınıfın yüzde 40'ı yüzme bilmekte. Sınıfın arkadaşlar şöyle bir sınıfta çizelim. Belki ikisinde bilmeyen olabilir. Yüzme bilenler futbol oynayanlar. %40'ı yüzme bilmekte 40x o zaman arkadaşlar. Futbol oynayanlar %60'mış. S, F'de 60x olsun. Yazalım bir kenara. Yüzme bilen herkes futbol oynuyor. Yüzme bilen herkes futbol oynuyormuş. O zaman şurayı iptal ettim arkadaşlar. Buraya yok. Demek ki yüzme kümesi futbolun alt kümesiymiş. E futbol 40x, şey yüzme 40x. Futbol 60x olması için şuraya da 20x kaldı. 40-60 demek ki ikisinde uğraşmayan 40x'lik bir öğrencimiz varmış arkadaşlar. E, futbol oynuyor ve sınıfta 14 kişi futbol oynamıyor. Futbol oynamayan 40x'ti. Demek ki 40x eşittir 14'miş. 40'a böldüm her iki tarafı. Bir taraftan da 2 ile de sadeleştirirsem x7 bölü 20. Yani böyle akıcık bir sonuç buldunuz. Yanlış buldunuz sanmayın. Devam edin. İstenen arkadaşlar sadece futbol oynayanlar. 20x istenmiş. 20 çarpı 7 bölü 20'den gider bu arkadaşlar. Ne olur? 7 bulunmuş olur. E şıkkı yani arkadaşlar. Evet diğer soru ne diyor? 24 kişilik bir sınıfta Türkçe dersinden geçen öğrenciler matematik dersinden kalmış. Bir sınıfımızı çizelim arkadaşlar. Her ikisinden kalan da olur muhakkak. Şimdi Türkçe dersi varmış. Bir de matematik dersi varmış. Türkçe dersinden geçen öğrenciler matematik dersinden kalmış. Türkçe dersinden geçenler yani her ikisinden geçen yok arkadaşlar. Şurayı bir karaladım. Oraya bir eleman yazmayacağım. Bunlar ayrıtmış demek ki. Toplam 24 kişi de o da aklımda. Türkçeden geçenler matematikten kalanların yarısı. Türkçeden geçenler matematikten kalanlar bu ikisi. O zaman x buraysa x de bura. Bakın matematikten kalanlar 2x. Türkçeden geçenler x yarısı. Doğru arkadaşlar. Ee, evet. Ee, ve matematikten geçenlerin sayısı 12'ymiş. Matematikten geçenler 12 olduğuna göre. E, toplam sayı 24'tü. 2x artı 12 eşittir 24. 2x eşittir 12. x 6 bulunur. Demek ki 6 burası. 6 da burasıymış. Türkçeden geçen 6 öğrenci. Bakın buradaki püf nokta ne? Türkçe matematikten kalanların yarısı Türkçeden geçenler. Onu doğru harflendirdin mi? Soruya kurban olursun. Bakın bunları kalkıp tek tek yazayım edem değil. Şekli çizsin, şekli yansıtın. Çok daha rahat çözülüyor. En az bir yabancı dilin konuşulduğu 30 kişilik bir sınıfta Almanca, İngilizce, Rusça varmış arkadaşlar. Almanca, İngilizce, bir de Rusça varmış. Almanca, İngilizce, Rusça. Bakın şekle yansıtalım şimdi. En az bir yabancı dil sınıf çizmedim. Ee, Almanca bilenler İngilizce bilmektedir. Almanca bilenler İngilizce biliyormuş arkadaşlar. Almanca bilen herkes İngilizce biliyormuş. O zaman nedir? Şurası yok arkadaşlar. Almanca bilen herkes İngilizce biliyormuş. Almanca bilenler İngilizce bilmektedir ama Rusça bilmemektedir. He, Almanca bilenler Rusça bilmiyormuş. Şura gitti. Şurada gitti arkadaşlar. Almanca bilenler Rusça bilmiyormuş çünkü. Almancaya fıkara şura kaldı arkadaşlar. Sadece şurası kaldı. Almanca veya Rusça bilen 23 öğrenci. Almanca veya Rusça. Burası, burası ve burasının toplamı 23. O 3 yermiş. O bir kalsın hele. E, i̇ki dil bilen öğrenci 15. İki dil bilen bura. Bunda bunun toplamı 15 ise biraz önce 3'ün toplamı 23 demiştik. Buraya 8 kaldı arkadaşlar. Bakın buraya 8 kaldı. İkisinin toplamı da 15. X'e 15 eksi X oldu. Şimdi 30 kişilik bir sınıf demiştik zaten. 23 buraya da 7 kişi mi kaldı arkadaşlar? 30 olması için. Diyor ki sadece Rusça bilen abulmuşuz onu zaten. Sadece Rusça bilen kaç kişi oldu arkadaşlar? 8 kişi olmuş oldu. Sadece İngilizce bilen 7 kişi olmuş oldu. Evet. Yani neymiş? Şekli düzgün çiz, harflendirmeyi doğru yap, söylenenleri doğru yansın, bitmiştir iş. Evet bir futbolcu kafilesinde en az iki sporla uğraşan 14 kişi en çok iki sporla uğraşan 42 kişi ve sadece iki sporla uğraşan 10 kişi. Bakın arkadaşlar bu soru türünde diyor ki en az iki sporla iki sporla uğraşan olabilir, üç sporla uğraşan olabilir, dört sporla uğraşan olabilir ama sonu nereden bitiyor bilmiyorum. Fakat bildiğim bir şey varsa bunlar toplam 14 kişi olacağı. Sonra diyor ki en çok iki sporla uğraşan o zaman bir sporla veya da iki sporla uğraşır. En çok iki sporsa sıfır spor olamaz çünkü bir futbolcu kafilesi bu. Bunların toplamı da 42 kişiymiş. Sadece iki sporla uğraşan, iki sporla uğraşan da neymiş? 10 kişiymiş. Bakın ikisi 10 değil ha. İki sporla uğraşan. Yani ikiye bölüp de sayı 5 demeyin ha aman ha. Şimdi bakın arkadaşlar. O zaman şurada püf nokta. Ben şu ikisini toplarsam bakın. Burada iki sporla uğraşan iki kez var. Diğeri bir sporla uğraşan, iki sporla uğraşan, üç sporla uğraşan nokta nokta nokta. Artı bir daha bir daha iki sporla uğraşan toplam 56 etti. Bunu zaten biliyoruz 10. Karşıya attık. Bir sporla uğraşanlar, iki sporla uğraşanlar, 3 sporla uğraşanlar eşittir 46. Zaten bu mevcut değil mi arkadaşlar? Bu ne? Bu kafilenin kaç kişi olduğu? Kafiledeki kişi sayısı o zaman 46 bulunmuş olur. Çok farklı bir soru türü. Bir tane soru çözmüş olun. Çünkü benzer gelince yapıştırırsınız arkadaşlar. Sıradaki soru ne diyor? ABC oyunlarından en az birini oynayanların oluşturduğu bir grupta en az birini oynuyorlarmış. A yani sınıfı çizmeye gerek yok. Evrensel kümeye ihtiyacımız yok. A, B, C kümemizi çizdik. A oyununu oynamayan 20, B oyununu oynamayan 20 Ya olumsuz sorular biraz zor olur. C oyununu oynamayan 30 kişidir. Bu grupta yalnız iki oyunu oynayan 18 kişi olduğuna göre Şimdi bakın şurayla ilgili hiçbir şey yok. Buraya A, buraya B, şuraya C dedim. Şuraya X, Y, Z dedim. Bakın şimdi tek tek yeniden okuyorum. Önce şunu yazalım. İki oyun oynayan 18. Yani A artı B artı C 18'miş. A oyununu oynamayan A çemberi dışında Y artı Z artı C var. O 20 kişiymiş. B oyununu oynamayan B çemberi dışında X artı Z artı B var arkadaşlar. O da 24'müş. C oyununu oynamayan x artı y artı a da 30'muş. Benden istenene göre karar vereyim. Yalnız bir oyun oynayanlar. x, y, z, a, b, c istenmiyor. Bakın şu üstü eksiyle çarpıp hepsini taraf tarafa topladığımızda a, b, c'ler gidiyor. Geriye kalanlardan 2 tane x, 2 tane y, 2 tane z var arkadaşlar. Şimdi şunu eksiyle çarptığım için 2, 54, 56 oldu burası. 2'ye böldüm x artı y artı z buradan 28 yani Edirne bulunmuş oldu arkadaşlar. Nedir? Sabırlı olun. Şeklinizi çizin. Denklemlerinizi oluşturun. Gider o soru. Burada ard arda iki soru tablo sorusu. Gözlüklü gözlüksüz. Erkek kız doktor avukat bir sonraki soru arkadaşlar. Bunların soru çözülürken grafik yöntemiyle gideceğiz. Tablo yöntemiyle. Eğer biz Venn şemasıyla gidersek işin içinden çıkamayız burada arkadaşlar. Şekil biraz yamuk oldu ama. Neydi? Erkekler, kızlar. Bir de ne var? Gözlüklüler, gözlüksüzler arkadaşlar. Şimdi sınıf 36 kişilik. Ne diyoruz? Bir sınıfta gözlüksüz erkeklerin sayısı. Gözlüksüz erkekler bura mı arkadaşlar? Gözlüksüz erkeklerin sayısı. Gözlüklü kızların sayısının iki katı. Yani şuraya x dersen bura 2x. Gözlüklü kızlar, gözlüksüz erkekler. E, gözlüklü erkeklerin e, iki katı, gözlüklü erkeklerin sayısı, gözlüklü erkekler bura arkadaşlar. Gözlüklü erkeklerin sayısı, gözlüklü kızların sayısının bir fazlası. E, gözlüklü kızlara x demiştim. Bir fazlası bura oluyor. x artı bir mi arkadaşlar bura? Diyor ki kızlarımızın sayısı 20 ymiş. E, Toplam 36 arkadaşlar. Nedir buraya? 16 kişi mi kaldı? O zaman 3x artı 1 eşittir 16, 3x eşittir 15, x eşittir 5 bulunur mu arkadaşlar? Ne istemiş bu sınıftaki gözlüksüz kızlar? Şurası, e, x'i 5 bulduk. Hepsinin 20 olması için buraya da ne kaldı arkadaşlar? 15 kaldı, yani değişik oldu. Sıradaki soru, doktor ve avukatlardan oluşan 42 kişilik bir grupta. Bakın bu soru biraz gıcık aslında. Diğerine göre biraz daha çetrefilli, zor bir soru arkadaşlar. Ne diyor? Ee, erkekler ve bayanlar varmış. Bir de avukatlar ve doktorlar varmış. Diyor ki doktor ve avukatlardan oluşan 42 kişilik bir grupta. Bayan avukatların sayısı. Bayan avukatlar bura mı arkadaşlar? Erkek doktorların sayısının 2 katı. Erkek doktorların 2 katı. X'e 2X dedik mi arkadaşlar? Bayan doktorların sayısı ise erkek avukatların sayısının 2 katı ve erkek doktorların sayısının 8 bölü 3 katı. Bakın burada üçlü bir orantı var. Onu bir geniş şuraya yazayım arkadaşlar. Bakın bayan doktorların sayısı S. Bayan doktorların sayısı eşitmiş. E, erkek avukatların sayısının erkek avukatların sayısının 2 katı o da eşitmiş. Erkek doktorların sayısının erkek doktorların sayısının 8 bölü 3 kat. Bakın üçlü bir orantı oldu. Ben bunu eşittir 2 ile 8'in ortak katı 8 k dersem. Bakın bir oran bir harf daha çıkacak ama teke düşecek yine. Şimdi bayan doktorlar 8 k. Bayan doktorlar şurası arkadaşlar. Burası 8 k'ymış. E, erkek avukatlar 8 k olması için 4 k olması lazım. Erkek avukatlar 4 k arkadaşlar. Erkek doktorlar, erkek doktorlar şurası x. O zaman size 3k, x 3k oluyor arkadaşlar. x olan yerlere de 3k yazarsam şurası da 6k mı oldu? Bütün hepsi bulundu artık. 42 kişiydi. 6, 14, 18, 21. 21k eşittir. 42k buradan 2 çıktı. Bu biraz zormuş soru. Bu gruptaki erkek doktorlar. Erkek doktorlar 3K arkadaşlar. 6 kişi yani adı Yaman bulunmuş oldu arkadaşlar. Son iki sorumuz diyor ki futbol veya basketbol oynayanlardan oluşan bir grupta futbol veya basketbol oynayanlardan oluşuyormuş zaten arkadaşlar. Yani ikisini oynamayan yokmuş sadece futbol oynayanların 2 katı, sadece basketbol oynayanların 3 katı. Bakın şuraya x, buraya y dersem, sadece futbol oynayanların 2 katı 2x, sadece basketbol oynayanların 3 katı 3y. Şimdi x'e 3k diyorum. y'ye de arkadaşlar 2k deyip yeniden bir hafiflendirme yapıyorum. Grubun %75'i, ha grup ozan sınıf 100x olsun arkadaşlar. Sınıf 100x. Ne demiş? Grubun %75'i yalnız bir sporla uğraşıyormuş. %75'i yalnız yani 5K eşittir 75X'miş. Buradan K eşittir 15X bulunur. O zaman burası 45X'miş. Şurası 30X'miş. Topla 75X. Buraya da %100'e tamamlamak için 25X kaldı. Ne diyor? Futbol oynayanlar grubun yüzde kaçı? E futbol oynayanlar şurası arkadaşlar. 45 ile 25'i toplarsanız %70'miş arkadaşlar. Yani B şıkkıymış arkadaşlar. Son sorumuz yine üçlü bir soru. ABC dergilerinden en az birini okuyan. Bakın en az birini okuyorlarmış. ABC dergilerinden en az biri okunuyormuş. ABC. 42 kişilik bir grupta B dergisini okuyan C dergisini okumamaktadır. B dergisini okuyan C dergisini okumuyormuş. Arkadaş şurası yok o zaman. B ile C'yi birlikte okuyan yokmuş. Orayı boş karaladık. B dergisini okuyan C dergisini okumamaktadır. Yalnız B dergisini okuyan C dergisini okuyan grubun 1 bölü 5'i. Yalnız A dergisini okuyanların 1 bölü 3'üdür. O üçlü bir şey var yine. Bakın. S yalnız B dergisini okuyanlar. B, Y diyelim. Eşitmiş. C dergisini okuyan grubun 1 bölü 5'i. C'yi okuyanların 5'te 1'i. Yalnız A dergisini okuyandan ona da AY diyelim arkadaşlar. 1 bölü 3'üymüş. Bakın ben buraya K dersem. Yalnız B'yi okuyanlar K. C'yi okuyanlar 5K. Şunla şunun toplamı. Bakın şu ikisinin toplamı 5K edecek arkadaşlar. Bu ikisinin toplam 5K edecek. Yalnız A dergisini okuyanlar da 3K oluyor. Ee... A ve C'yi birlikte okuyan. Bakın şurayı vermiş. Bura 4'müş arkadaşlar. O zaman buraya 5K eksi 4 kaldı. Buraya 5K 4 kaldı. Okumadığımız yer var mı? C dergisini okuyanların sayısı C dergisini okuyanların sayısı yani 5K eşitmiş arkadaşlar. A dergisini okuyanların sayısından 2 eksik. A dergisini okuyanlar neresi kaldı arkadaşlar? 3K kaldı. 4 kaldı. Bir de buraya. Buraya da X diyelim. 3K artı X artı 4'ten 2 eksikmiş. X'i de bulalım burada. 3K'yı attım. 2K artı 2 ile karşıya attım. Eksi 2. X buradan ne çıktı? 2K eksi 2 çıktı. Peki ne demişti? Burada 42 kişi vardı. Soru uzadı değil mi? Gıcık ama ne yapalım artık? Şimdi toplayalım hepsini arkadaşlar. Bakın 5K buradan geldi zaten. ikisinin toplamından. 8K, 9K, 11K eksi 2 arkadaşlar eşittir 42 imiş. Buradan 11k eşittir 44. Yani bu kadar tutturulmaz. Doğru gidiyoruz demektir. k 4'müş arkadaşlar. Neymiş k 4? Burada neyi sormuş? Yalnız B dergisini okuyan yani K'yı sormuş arkadaşlar. Biz de onu bulduk. K 4'müş arkadaşlar. Yani Adıyaman yani aşık arkadaşlar. Son soru bizi biraz yordu. Arkadaşlar böylece kümeyi de bitirmiş olduk. Sınava da az kaldı. Artık yetiştirebildiğimiz kadar konuyu bu sene yetiştireceğiz. Kalan konularda seneye inşallah hazırlanan arkadaşlarla birlikte devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.